Geziniyor'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta patlak önleyici bir sıvıyı inceliyoruz. Bu sıvının adı ne? Formula X Protector. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi ne inceleyeceğiz bu hafta? Protector, Tire Protector, Formula X'i inceliyoruz. Aslında şöyle açıklamak gerekirse gerçekten ilginç bir ürün bu Formula X. Bu benim sizin için çektiğim ikinci video aslında. Şöyle bir video yapmıştım. Öncelikle bunun işte boşaltırken ne yaptığımı işte falan filan bilmem ne böyle anlattığım bir video çektim ilk videomda. Ondan sonra videonun ikinci test kısmına geçtim. Test kısmında da bisikletimi ters çevirip üstten çivilerle deldim lastiği. Fakat gördüm ki birinci delik, ikinci delik, üçüncü delik derken çivileri teker teker sökmeye başladım. Üçüncü çiviyi söktüğümde lastiğim indi. Kameranın karşısında bildiğiniz lastiğim indi. Dedim Allah Allah, bir yanlışlık olması lazım. Yani normalde bunun lastik patladığı zaman içini doldurması gerekiyor falan. Ama doldurmadı. Ondan sonra dedim hayırdır falan. Tekrar şişirdim. Hani belki basınçtan dolayı ulaşmamıştır falan diye. Tekrardan şişirdiğinde lastik yine söndü. Dedim yani ben bu şekilde bu ürünü tanıtamam. Hemen ne yaptım ben de? Videoyu kaydettiğim videoyu sildim komple. Son bölümünü. Ondan sonra ürünün Türkiye distribütörü olan Mehmet Karakaş Bey'i aradım. Mehmet Bey dedim ya böyle bir sorun var. Hani siz bunu ben birkaç yerde daha gördüm. Lastik patlamıyor dediniz ama bu lastik patlıyor. Ben buna çivi çaktım. Fakat çektiğimde çivi şey oldu, böyle lastik söndü, tekrar şişirdim falan bilmem ne. Mehmet Bey bana telefonda o kadar kendinden emin şey dedi ki, ya dedi Fırat Bey dedi, oraya sıvı tam şey olmamıştır. Ya dedim 8 kilometre bisiklet sürdüm hani sıvı tam yayılsın falan diye. Bu arada aklınızda olsun, boca ettikten sonra, şampiyonun içini doldurduktan sonra bayağı bir bisiklet sürmeniz gerekiyor. İyice her yere homojen olarak yayılması için, yoksa hiçbir işe yaramayabilir. Neyse, konuyu saptırmadan hemen konuma geleyim. Dedim ya böyle Mehmet Bey işte dedim. Mehmet Bey dedi ki ya Fırat Bey tam deliğin olduğu yere jel temas etmemiştir dedi. Ne kadar zaman oldu bunu yapalı aşağı yukarı dedim. Bir saat falan oldu. Deliğin olduğu yer ne tarafta dedi. Aşağıki tarafta mı dedi, üstte mi dedi. Ya dedim bisikleti ters çevirdim ben. Üstten dedim çivilerle deldim. O da bana dedi ki ya o şekilde olursa dedi zaten dedi, çok durağan halde de etki etmeyebilir. Aslında da tekerlek dönerken de etki ediyor zaten bu sıvı dedi. Ondan sonra içimden açıkçası dedim yani diyorsunuz ama dedim inşallah öyledir falan dedim. Hani çok da doğruluğuna ihtimal vermedim. Sonra bana Mehmet Bey dedi ki ya dedi şimdi dedi lastiğinizin dedi o tarafa şayet alttaysa dedi gidin lastiğinizi şişirin dedi. Ben dedim ki ya Mehmet Bey bu şekilde olmaz. Hani ben bunu bu şekilde video yayınlayamam. Siz bana dedim tekrardan bu sıvıdan gönderin. Ben bunu tekrardan baştan çekeyim. Yo yo dedi. Gidin dedi şampiyonunuzu kullanın. O şampiyon kullanılır dedi. Hiçbir şey yok dedi şu anda dedi. Siz dedi lastiğinizin delik olduğuna bakmayın. O sıvı oraya temas ettiği anda kullanılabilir dedi. Allah Allah dedim içimden ama bir ihtimal dedim gideyim bir lastiği bir şişireyim. Evet gerçekten Mehmet Bey'in ürünü %100 sonuna kadar güvenilir, kullanılır, süper bir ürünmüş. Şu anda lastik üzerinde aslında 6-7 tane falan delik var. Taş gibi. Hiçbir şey yok lastiğin. Ben bu lastiği çivilerle deldim, söktüm falan bilmem ne. Hatta şimdi birazdan daha önceki ilk çektiğim videodan şunun dolum aşamalarını geçeceğim şimdi arada. Onu da sizde görün diye. Ondan sonra tekrardan bu lastiği şu anda iyice yayıldığından eminim. Tekrardan lastiği çivilerle birlikte deleceğiz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bu lastik şu anda yani nereden baksanız yanlış hatırlamıyorsam 3 tanesi sağlam olmak üzere 6-7 yerinden delik ve şu anda gördüğünüzde şöyle yaptığımda lastik taş gibi. Ama şimdi bunu tamamen size de kanıtlamak için elimde birkaç tane şöyle raptiye aldım. Bu raptiyelerle gözünüzün önünde deleceğim ve birlikte ne olduğuna bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bildiğiniz raptiyeleri batırıyorum arkadaşlar. Bayağı da giriyor yani. Bir de uçları ince olduğu için. Bir de şuraya batıralım.
Ki yan yüzeyler genelde biliyorsunuz ne yüzeyler arkadaşlar? Çeperin daha zayıf olduğu yüzeyler. Bir tane de yan yüzeye de batırayım. Tamam. Şimdi 4 yerden deldim. Demin 6 tane kadar daha vardı. Şu an lastik resmen delik deşik oldu. 10 yerinden delik. Bakalım şimdi çıkartıyorum. Evet. Şöyle ucunda bilmiyorum görünüyor mu? Slime tamamladı. İkinciyi de çekiyorum. Evet. Bunu da slime foşur foşur yaparak yerine şu anda tamamladı. Üçüncüyü de çekiyorum. Bakın görüyor musunuz? Slime her yerden, aman slime diyorum, patlak önleyici sıvımız her yerden bunu tamamlıyor arkadaşlar. Gerçekten harika bir ürün. Yani beni gerçekten şaşırttı. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Evet, sonuca gelecek olursak arkadaşlar, bu ürün gerçekten mucize bir ürün, harika bir ürün. Bisikletinizin lastiğinin patlamasına son veren bir ürün. Artı şu bakımdan da aslında, yani bir mühendis olarak açıklamak gerekirse, normalde düşük hava bisikletin yan çeperlerinin yanmasına sebep olur. Bunun şöyle de bir özelliği var, havayı içinde hapsettiği için dolayısıyla lastik ömrünüzü de uzatıyor. Ne oluyor? Lastiğinizin yanları yanmamış oluyor, basıncınız düşmediği için. Şimdi gelelim videonun sonunda bir sürprizimiz olacak diye bahsettiğimi hatırlıyorum. Aranızdan 3 arkadaşa toplamda 6 adet olmak üzere, yani 3'er kişi, 2'şer şişe, 2'şer şişe olmak üzere bir şişenin bir lastik için kullanıldığını varsayarsak çekilişle hediye edeceğim arkadaşlar. Bunu da sağ olsun Mehmet Bey'in aracılığıyla yapıyoruz. Ben kendisine kazananları vereceğim. Kendisi size hediyelerinizi gönderecek. Aranızdan 3 kişiye çekilişle, tekrarlıyorum arkadaşlar, 2'şer şişe Formula X lastik patlama önleyici sıvı hediye ediyorum. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Çekiliş için 2 tane şartım var. Birincisi, bu videoyu Facebook profilinizde paylaşarak, Facebook haber kaynağınızda paylaşarak print screen ile fotoğrafını alıp benim mail adresim olan şu aşağıda geçen geziniyor@gmail.com olan mail adresime göndermeniz gerekiyor. Artı kanalıma abone olmanız gerekiyor. 2 tane şartım var arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Bu videoyu Facebook profilinizde paylaşmanız, bunun print screen ile ekran görüntüsünü almanız ve bana geziniyor@gmail.com adresine gönderip kanalıma abone olmanız gerekiyor. Yapacağım çekiliş sonrasında Mehmet Bey aranızdan 3 kişiye 2'şer şişe Formula X gönderecek. Bunun haricinde Formula X'i nereden bulabilirsiniz? Açıklamalar bölümüne yazdım. Orada tireprotector.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. O açıklamalar bölümünde bunu aşağıda hemen bulabilirsiniz. Ayrıca şu anda ekranda aşağıda da geçiyor olması lazım. Bunların haricinde çok da fazla söylenecek bir söz yok. Gerçekten beni şaşırttı ürün. Aslında ilk olmadığına hayal kırıklığına uğramıştım. Niye olmuyor falan diye, ama kesinlikle mucize bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Bilirsiniz, inanmadığım hiçbir ürünü kendi kanalımda yayınlamıyorum. Sonuna kadar da arkasında olduğum bir ürün. Bunların haricinde ne demem gerekiyor arkadaşlar? Bunların haricinde videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı aşağıdan beğenebilirsiniz ve paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Bu çekilişin haricinde bu tabii söylediklerim. Önümüzdeki haftaya kadar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.